Sonu 19'la biten malum salgının amacı, belki 100 yıl sonra kurulacağı tahmin edilen yeni dünya düzeni sürecini hızlandırmaktı. Bunda başarılı da oldu. Dünya devletlerinin büyük çoğunluğu adına yeni dünya düzeni denen bu yeni sisteme sadece boyun eğdiler. Yeni dünya düzeni, tek merkezden bütün insanlığın yönetilmesi ve kontrol edilmesi için tasarlanan bir ütopya iken, bugün adım adım gerçeğe evrilen bir yönetim biçimi haline geldi. Yeni dünya düzeni ilk defa 1700'lü yıllarda tarihlenen, ancak çok eski çağlarda dahi izlerine rastlanan iblis temelli bir ideoloji. İblis ve Ademoğlu savaşında bütün kozları iblisin tekeline veren bir kontrol mekanizması. Bugün yeni dünya devletini ve dolayısıyla yeni dünya düzenini kurabilmek için blockchain, transhümanizm, biyoloji ve genetik gibi hem teknolojiyi hem de bilimi ilgilendiren alanlardan yararlanıyorlar. Tekillik adı verilen, teknolojinin ve insanın hatta bütün nesnelerin tek merkezde birleştirilmesiyle de insan 2.0'a yani biyonik insanlığın, yapay zeka ve biyolojinin birleştiği transhümanların varlığına şahit olacağız. Ama yeni dünya düzeni sadece bu demek değil. Büyük sıfırlamayla birlikte hayata dair ne varsa baştan yazılacak. Hayatımızın her alanında bizimle birlikte olan değerlerimiz ve inançlarımız da buna dahil edilecek. Tek merkezi bu sistemin bir de dini inancı olacak. Tabii ilk önce mevcut dinlerin değiştirilmesi, dönüştürülmesi ve kademe kademe ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için ilk adımlar atıldı bile. Krislam resmen ilan edildi. Yeni bir din olarak ortaya çıkan Krislam'ın içeriğinde öyle ayrıntılar gizli ki izlediğinizde bu kadarı da gerçek olamaz. Fazla abartılmış diyebilirsiniz. Bu video kesinlikle bir korkutma, infial yaratma veya özendirme amacıyla hazırlanmamıştır. Amacımız sadece meydana getirilmek istenen yeni düzene karşı insanları bilinçlendirmekten ibarettir. Real surprise is that the Muslim scholar is openly homosexual. Sometimes there's even physical violence in her families and communities. Konuşan kişi bir imam ama bu imamı diğerlerinden ayıran özelliği eşcinsel olması. Fransa'da siyahi bir adamla evli. Avrupa'da eşcinsel imam olarak ünlenen ve sürekli olarak LGBT dernekleriyle uyum içerisinde konferanslar veren Muhammed Zahit isimli bu şahsiye Kasım'da İstanbul'a gelecekti. Türkiye'de LGBT temalı bir konferans verecek olan Muhammed Zahit'in sponsorları arasında Garanti Bankası, Yapı Kredi, Bayer ve Arçelik gibi şirketler vardı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi de konuşmacı olarak konferansta yer alacaktı. Konferansın tanıtım broşüründe dünya resmi üzerinde Time to Reset, resetleme zamanı ibaresi de dikkatimizden kaçmadı. Yeni dünya düzeninin yegane amacı da tam olarak bu. Kültürel değerlerimizden, bakış açımıza, dini inançlarımızdan algılarımıza kadar her şeyi resetlemek. Ancak Türkiye'de tepkiler büyüyünce Zahid'in İstanbul programı da iptal oldu. To use all the technologies of the fourth industrial revolution in the best way needs the cooperation of governments, business and I should add civil society. So I'm glad and proud that this center in Istanbul demonstrates this public-private cooperation the forum stands for. Tek dünya dini, yeni dünya düzeninin kurulması için hayati derecede önemli görünüyor. Tek dünya dini, transhümanizm temelli, insanı tekilliğe götüren ve dijital bir tanrıya itaat etmelerini sağlayan ruhani mesajlar içeriyor. Elbette önce mevcut dinlerin dejenere edilmesi gerekli. İşte tam da tüm bunların konuşulduğu sırada hepimizin gözleri önünde
adına Krislam dedikleri yeni dini ilan ettiler. Krislam adından da anlaşılacağı üzere Hristiyanlık ve İslam'ın harmanlanmış hali. Papa Francis ve El Eser'in büyük imamı Dr. Ahmet El Tayyip tarafından başlatılan proje 2022 Krislam adıyla tüm dünyaya ilan edildi. Katolik Müslüman Dinler Arası Konseyi gerek Birleşmiş Milletler'de gerekse dünyanın farklı sivil toplum kuruluşlarında açıktan konferanslar veriyor, niyetlerini gizlemeden kamuoyuyla paylaşıyor. Artık cami ve kiliselerin birleştirilip hem Müslümanların hem de Hristiyanların kullanımına uygun hale getirileceğini dahi söyleyecek kadar ileri gittiler. Abu Dhabi'deki Saadiyat Adası'ndaki İbrahimi Aile Evi adı verilen yerde Birleşik Arap Emirlikleri'nden sözde imamlar ve Papa ile birlikte Hristiyan papazlar bu yeni dini tüm dünyaya duyurdular. Bu oluşuma BAE Merkezi Müslüman Hükama Konseyi ile Suudi Arabistan Merkezi Rabıta da destek verdi. BAE 2014 yılında Eser Şeyhi Ahmet Et-Tayyip başkanlığında farklı İslam ülkelerinin önde gelen ilim adamlarının da katılımıyla Müslüman Hükema Konseyi'ni kurmuş ve konsey bu minvalde bazı toplantıları daha önce de düzenlemişti. Konsey, Dünya Kiliseler Birliği ve İngiliz Kilisesi başta olmak üzere dünyadaki belli başlı dini kurumlarla anlaşmalar da imzalamıştı. Ayrıca Vatikan'da Papa'yı da ziyaret etmişlerdi. Bu kurumun, Yusuf El Kardavi'nin yön verdiği Katar Merkezli Dünya Alimler Birliği'ne alternatif olarak kurulduğu yönünde değerlendirmelerde bulunmaktadır. Ülkemizde dinler arası diyaloğu FETÖ ve FETÖ'ye bağlı gizli unsurlar yürütmekteydi. Bizzat Fethullah Gülen'e dinler arası diyalog için önemli görevler verilmişti. Bugün ise Eser'in başındaki kişiye bu görevin devredildiğine şahit oluyoruz. Üstelik yeni dünya dinini ilan edecek kadar büyük bir özgüvenle. Haçlı'nın ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Çünkü sizin ve onların arasında kırmızı çizgiler vardır. Bir kere onlar sizin kadınınıza, kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler. İlişmemiş Haçlılar. Krislam dininde tıpkı çift vatandaş olunabildiği gibi çift dinli de olunabiliyor. İslam ve Hristiyanlığın hoşunuza giden yönlerini alıp kendi hayal gücünüze göre bir dindarlık yaşayabilirsiniz. Kurban ibadetini barbarca görüyorsanız bu ibadeti yerine getirmenize gerek yok. Veya Hristiyanlıktaki testis inancı aklınıza yatmıyorsa burada da Müslümanca davranabilir, iki dinden sadece hoşunuza giden kısımları hayatınıza uygulayabilirsiniz. Bunun için Birleşik Arap Emirlikleri'ni seçmelerinin arkasında da bir takım nedenler var. 200 farklı etnisiteden insanın yaşadığı BAE'de nüfusun yaklaşık %90'ının yabancılardan ve neredeyse %30'unun ise çoğunluğu Hristiyanlar başta olmak üzere gayrimüslimlerden oluştuğu biliniyor. Halen diğer dinlere ait mabetlerin yanı sıra 76 kilisenin bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk kilisenin 1965'te Abu Dhabi'de açıldığı biliniyor. Bu ziyaret sırasında Papa'nın Arap Yarımadası'ndaki farklı kiliselerden gelen 120 binden fazla Katolik'e Zayed Stadyumu'nda ayin yaptırması da bu durumu açıklamaya yetiyor. 101 yaşında hayatını kaybeden ve tek dünya devletinin hizmetkarlarından biri olan David Rockefeller açıklamalarında beklentimiz tam zamanında gelecek bir bunalımdır. Uluslar o zaman yeni dünya düzenini mecburen kabul edeceklerdir. Yeni dünya düzeni çok yakında kurulacak. Tek sorun ulusların ikna ile mi yoksa zorla mı kabul edeceği. Yeni dünya düzenini kurduğumuzda dünya daha mükemmel ve daha istikrarlı olacak. Dünya bankerleri ve küresel elit dünya halkını özgürlüğe kavuşturacaklar şeklinde bir açıklama yapıyor. Yine Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Robert Mueller de sonunda dinler birleştirilecek. Bütün dinler ortak kozmik kurallar gereğince tanımlanacaktır demişti. Biraz daha geriye gittiğimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün de nutukta tek dünya dinini övücü sözler söylediğine şahit oluyoruz. Atatürk de cümlesi cümlesine şu ifadelerde bulunuyor. Efendiler, bütün insanlığın görgü, bilgi ve düşüncede yükselip olgunlaşması, Hristiyanlığı, Müslümanlığı, Budizmi bir yana bırakarak basitleştirilmiş ve herkes için anlaşılacak duruma getirilmiş saf ve lekesiz bir dünya dininin kurulması ve insanların şimdiye kadar kavgalar, çirkeflikler,
kaba istek ve iştahlar arasında bir sefalethanede yaşamakta olduklarını kabul ederek bütün vücutları ve zekaları zehirleyen zararlı tohumları yok etmeye karar vermesi gibi şartların gerçekleşmesini gerektiren birleşik bir dünya devleti kurma hayalinin tatlı olduğunu inkar edecek değiliz. Yeni dünya dini olarak lanse ettikleri Krislam, şimdilik sadece İslam ve Hristiyanlığı temel alıyor. Fakat asıl amaçları bütün mevcut dinleri tamamen ortadan kaldırmak, bütün insanlığın mutlak iman edeceği yeni bir din meydana getirmek. Tek dünya devletinin tekilliğe geçişte istediği tek dünya dini asla sorgulanamayacak. Çünkü matematik asla hata yapmaz. Matematik yanlış sonuca götürmez. Dolayısıyla algoritmanın, yani algoritmalarla çalışan yapay zekanın verdiği karara sadece boyun eğilir. Ve yapay zeka yeni dünyanın mutlak tanrısı olarak ilan edilir. Burada karşımıza yine transhümanizm çıkıyor. İnsanın dijitalize edildiği, algoritmalarla beslendiği, insan beynine bir takım komutların verilip, düşüncelerinin uzaydan okunabildiği bir çağda tek dünya dininin kabulü daha anlamlı hale geliyor. Çünkü insan ancak bu şekilde tam anlamıyla kontrol edilebilir. Kısacası özgürlüğüne düşkün olan insanın, özgür irade sahibi insanın yerini cyborgların alması için transhümanizm en etkili silah olarak görülüyor. Tam da bu noktada şu iki sorunun cevabını vermek gerekiyor. İnsan bu düzeni kabul edip sisteme boyun mu eğecek, yoksa insan olma vasıflarını ve yaratılış fıtratını koruyarak gelecek nesillerin hayatını mı kurtaracak?